ile onun selamlarını da sizlere iletmiş olalım. Süleyman Turan, birçok arkadaşımız tanır kendisini. Bunun için inşallah başka bir toplantıda tekrar buluşuruz. Bu şeyden bir tane de ben alayım. Veriyoruz. Selamun ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet. 2011 12 Haziran seçimleri için karşımızda Saadet Partisi olarak seçim çalışmalarımızı bir aya yakın zaman içerisinde başlatmış bulunuyoruz. Çalışmalarımız hız verdi. Şu anda hamdolsun teşkilatlarımız dimdik ayakta çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu vesileyle bizler de bir toplantıyla basın mensubu kardeşlerimizi çağırarak milletvekili adaylarımızı tanıtmak için ve hem de değişik kardeşlerimizle tanışıp kaynaşmak için bir toplantı yapmış bulunuyoruz. Bu vesileyle davetimizi icabet eden bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Teşkilat mensubu kardeşlerimize, abilerimize, ilçelerden gelen kardeşlerimize ve hasreten basın mensubu kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Teşkilatlarımızdan dolayı ayağınıza sağlık. Cenab-ı Hak bu seçimi hayırlara vesile eylesin. Amin. Ve bu seçimi inşallah bereketlendirsin. Evet. Şimdi biz basın bildirimimizi sizlere okuduktan sonra gerekli izahatlar yapacağız. Basına açık olan bölümümüzü tamamladıktan sonra kendi toplantımıza geçeceğiz. Evet, saygıdeğer basın mensupları ve kıymetli dava arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz. Şüphesiz her seçim önemlidir. Fakat bu seçim diğerlerinden çok daha önemli ve çok daha farklıdır. Çünkü siyasi tarihimize baktığımızda ülkemiz hiçbir zaman son 8,5 yıllık AKP iktidarı kadar hırpalanmamış, küçük düşürülmemiş, maddi ve manevi tahribata bu kadar uğratılmamış ve siyaset sahnesi bu kadar kirletilmemiştir. Bu yüzden biz Saadet Partisi olarak kendini her konuda yetiştirmiş, bilgi birikimli, kültürlü, tecrübeli ve davasına sadık 3 milletvekili adayımız ki bunların isimleri hepinizce malum. Peyami Aksu, Mevlüt Ayçiçek ve Süleyman Turan'la karşımızı adım adım gezip halkımıza ülkemizin karşı karşıya kaldığı tehlikeleri anlatıp çözüm yollarını ve alternatif projelerimizi sunuyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki bu ülke ancak milli görüşle kalkınır. Zira biz daha önce karşımızda 5 tane fabrika açtık. Bunlar Sarıkamış Ayakkabı Fabrikası, Kars Çimento Fabrikası, Kars Şeker Fabrikası, Et Balık Kombinası, Kars Yem Fabrikası ve Kağızman'daki Tuz Fabrikası, süt fabrikaları, bunlar biraz detay olduğu için daha bunun haricinde diğer küçük fabrikalarımız da var. Onları da basın bildirisine koymadık. Ama geçmişimiz aydınlıktır, hamdolsun. Fabrikalarla donatmışız. Ama maalesef bizden sonra bu fabrikalar teker teker kapanmaya başlamıştır. İnşallah tekrar geleceğiz ve tekrar bu fabrikaları teker teker açacağız. Bahsettiğimiz tahribatlar kısaca şunlardır. Maddi tahribat. 2002'de ülkenin genel borcu 221 milyar dolarken şu anda 500 milyar doları aşmış vaziyette. 2. 2002'de işsizlik %6 iken şu anda işsizlik %12 civarında. %100 bir artış var. 3. 2002'de işsizlerin sayısı 2 milyon iken şu anda maalesef 6 milyonu bulmuş vaziyette. 3'e katlamış. 2002'de çok önemli bir rakam. Cari açık 9,5 milyarken şu anda 60 milyarı bulmuş. Yani %600 bir artış var. Bu ülkede
5 milyon asgari ücretli insan var. Yani kıt kanaat geçiniyor. 10 milyon yeşil kartlı insan var. Yani gariban sınıfına giriyorlar. Çok sayıda stratejik öneme haiz kuruluşlar özelleştirme adı altında yabancı insanlara satılmıştır. Onlardan sadece bazıları şunlardır. Türk Telekom Araplara satıldı. Biliyorsunuz. Telsim İngilizlere satıldı. Adaban Kuveytlilere satıldı. Kuş Adası Limanı İsraillilere satıldı. Araç muayene işi Almanlara satıldı. İzmir Limanı Hong Konglara satıldı. AVA ve Menege Bank Lübnanlara satıldı. TGRT şu anki ismiyle Fox TV biliyorsunuz. Amerikalılara satıldı. Amerikalı bir Yahudi'ye satıldı. Süper FM çok meşhur bir radyodur. Bu da Kanadalı birisine satıldı. Özelleştirmeyle satılan fabrika, tersane, tesis, liman, arsa, bina sayısı maalesef 750 civarına yaklaşmış vaziyettedir. Evet, bu işin maddi tahribatı. Manevi tahribatına gelince, manevi tahribat yasal düzenlemeler yapılarak on binlerce kilise açılmıştır. Hatta hatırlarsınız en sonunda bundan birkaç sene önce emniyet bu işe el attı. Bu kiliseler nereye gidiyor? Bu kadar kilise açılıyor. Niye açılıyor? Tabi bu kiliseler kendi kendine açılmadı. Bunlar yasal düzenlemelerle açıldı. Ve birçok kilise hazine paralarıyla tamiratı ve tadilatı yaptırıldı. Van Akdamar Kilisesi'ne, sadece bir kiliseye Zaman Gazetesi'nde yazdı bu yazı. 4 trilyon para ayrıldı. 8 yıllık kesintisiz eğitimin tahribatına seyirci kalındı ve yetmiyormuş gibi 9 yıllığa çıkarıldı. Maalesef birçok kimsenin haberi yok bundan. Anaokulları da eklenerek 9 yıllığa çıkarıldı. Hatta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından defalarca şu söz bile getirildi. Biz 12 yıllığa çıkaracağız. 8 yıllık eğitimi 12 yıllığa çıkaracağız. Bunu hangi yönden incelerseniz inceleyin, büyük bir tahribattır. Şu anda çocuklar köylerinden alınıyor, ufak ufak çocuklar. Birçok köyde böyle ilçeye getiriliyor, sıkıntı oluyor. Ben Kars'ın Kağızman'ın Camuşlu köyündenim. Bizim köyde çocuklar, Kötek nahiyemiz var bilirsiniz. Köteğin hemen üst tarafında minibüsün üzerine doldurmuşlar. Minibüsün içerisini, dışarısını, altını, üstünü, her tarafını çocuk doldurmuşlar. Maalesef o minibüs devrildi. İçerisinde iki tane filiz gibi delikanlımız hayatını kaybetti. Bunların hepsini düşündüğümüz zaman bu 8 yıllık eğitimin rezaletlerinin sadece bir parçası. Bunları niye yaptılar? Sırf İmam Hatip liselerine gıcıklık olsun diye. Oraya darbe vurmak için bu 8 yıllık eğitimi çıkardılar. Ama maalesef şu anda İmam Hatip kökenli bir başbakandan İmam Hatiplerinin önünün açılmasını beklerken, bu 8 yıllık eğitim sorununu çözmesi beklerken, böyle bir şey beklenirken, bu tahribata 8,5 yıldan beri seyirci kalınmış ve İmam Hatipler gittikçe tahribatı derinleşmiş bir hale gelmiştir. Başörtüsü meselesi rektörlerin ve okul müdürlerinin inisiyatifine bırakılmıştır. 12 yaşından küçüklere Kur'an'ı yasaklayan yasa hala yürürlüktedir.